Mehmet Yılmaz, T24. Toplumsal barışa karşı alçak bir plan. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek temel bir insan hakkı olarak bütün TC vatandaşlarına tanınmış bir hak. Ancak Erdoğan rejimi bu hakkın bazı vatandaşlarca kullanımını destekliyor, bazı vatandaşlar içinse bu hakkın kullanımını kelimenin tam anlamıyla yasak. Yasak dedikleri zaman anayasa haklarını kullanmak isteyenleri bekleyen şey en hafifinden polis çopu, birkaç gün gözaltı. Düzenleyiciler için de ne kadar süreceği belli olmayan bir mahkeme süreci. Osman Kavala ve arkadaşlarında olduğu gibi sonu ömür boyu hapisle neticelenecek mahkeme tiyatroları da var elbette. Geçtiğimiz hafta sonu LGBTİ+ karşıtı bir protesto gösterisi yapıldı. Bu gösteri devlet tarafından desteklendi. O kadar ki vatandaşları gösteriye davet etmek için çekilmiş bir tanıtım filmi RTÜK tarafından kamu spotu haline de getirildi. Bir insan ben LGBTİ+ karşıtıyım demesinden daha da tuhaf olanı bir devletin bunu yapması. Daha doğrusu anayasasında insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yazan bir devletin böyle bir pozisyon alması sorunlu. Çünkü en temel insan haklarından biri de insanların kendi kimliklerine sahip çıkma hakkıdır. Bir Türk'e hayır sen Türk olamazsın demek neyse, bir eşcinsele hayır sen eşcinsel olamazsın demek de aynı şeydir. Başını örtmek isteyen bir kadına başını aç demekle bir insana cinsel yönelimini saklayacaksın demek de aynı şeydir. Eğer bir devlet vatandaşları arasında böyle ayrımlar gözetmeye başladıysa bunun nerede duracağını kimse bilemez. Yarın belki de sıra Alevilere gelir, belki de Kürtlere, başka inançların sahiplerine. Böyle şeyler yapan devletler yok mu? Var elbette. Ama onların hiçbiri saygın devletler arasında değil, demokrat olmak gibi bir iddiaları da yok. Bildiğin faşist, totaliter, teokratik rejimlerle yönetilen devletler bunlar. Türkiye'de LGBTİ+ karşıtlığının bir devlet politikası haline getirilmesinin gerekçesi olarak Türk aile değerleri gösteriliyor. Anlaşılıyor ki Türkiye'nin siyasal İslamcılarına göre son derece hassas bir bünyesi var Türk tipi ailenin. Her şeyden etkilenebiliyor, kolayca altüst olabiliyor, üzerine titrenmediği zaman yerle yeksan oluyor. Kusura bakmayın ama Türk aile değerleri bu kadar dayanıksızsa biz Türklerin de çok tuhaf insanlar olduğumuzu varsaymalıyız. Değerler tanımı gereği yüzyıllar içinde oluşmuş ahlaki standartlar olmalı. Bu kadar kolay çöp tenekesini boyluyorlarsa öyle bir değerden zaten söz edilemez. Bunu diline dolayanlar önce bir aynaya bakıp kendi hayat biçimlerini sorgulamalılar. Türk aile değerlerini böyle zayıf ve kırılgan göstermek en başında Türk aile değerleri denilen kavrama hakaret olmalı. Demek ki Türk aile değerleri kavramının ortaya atılması aslında bir kandırmaca. Asıl amaç hayli farklı olmalı ki bunun arkasına saklanma ihtiyacını duyuyorlar. Hedeflerinde olan şey laik hukuk düzenidir. Bu düzenle sorunları var ve bunu kenarından köşesinden delmenin, tırtıklamanın yollarından biri de böyle palavra kavramlarla milletin kafasını bulandırmaktan geçiyor. Böylece toplumumuzdaki temel yaşam kültürleri arasına da bir çatışma çıkarmayı hedefliyorlar. Sessiz, kendi halinde yaşayan ve başkalarıyla sorunu olmayan insanları birbirleriyle karşı karşıya getirmeyi hedefleyen alçak bir plan bu. Böylece seçim öncesi toplumun sinir uçlarını tahriş etmek, bunun yaratacağı kültürel çatışmadan beslenmek hesabını gözeten alçak bir plan. Bu zihniyetin nerede duracağını da bilmiyoruz. İktidar hırsıyla kararmış gözlerini nereye dikeceklerini, kimi ötekileştirip düşmanlaştıracaklarını bugünden bilebilmek mümkün değil. Toplumun tüm demokratik güçlerinin bu alçak plan karşısında uyanık olması şart. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.